merhabalar, iyi akşamlar. Gene bu akşam böyle atarlı giderli sağlam bir söyleşimiz var Sayın Bartu Bölükbaşı ile yayına bekliyorum. Bu biliyorsunuz arkadaşlar hemen canlı yayın yaptıktan sonra videoyu YouTube'a atıyorum. YouTube'da kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir, paylaşırsanız sevinirim. Hemen Bartu Bölükbaşı geldi, alalım. Selamlar, Selam. saygılar. Ne haber abi, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, aynı devam ediyorum. Şimdi bu akşam şu kitabın Ya ben çizgi çizgi romanı. romanını gösteriyorum. Şöyle. Görünüyor mu? Aynen. Evet, gözüküyor. Ara ara gösteririm onları tekrardan. Şimdi o zaman direkt Ahmet Ümit yazmış bence. Ben bu kitabı okudum. Çizgi romanını da okudum. Bir kere çizimlere bayıldım. Ya ben Ahmet Ümit'in bu kitabıyla o dönemin bir resmini çektiğini düşünüyorum. Çok başarılı bir kitap. Aslında o dönemi anlatmak istemiş ama tarihi romanla anlatmış. Öyle diyelim. Ben öyle düşünüyorum. Sen çizerken neler hissettin abi? Nasıl, neler düşüncelerini alalım? Aslında abi 20 kişi falan var. Biraz daha beklet etme ya. Yoksa Tabii başlayayım ki. mı? Başlayabilir miyim? Sorun değil. Efendim, biraz bekleyelim o zaman. Tamam. Yani herkese teşekkürler geldikleri için bu arada. Yaklaşık 18-20 kişi arası değişiyor ama bakalım biraz daha bekleyelim. Sonra anlatacağız, millet başını kaçıracak yani nasıl başladığını gittiğini falan. O yüzden şey yaptım. Çünkü Ahmet Ümit'le çalışmak hakikaten farklı bir deneyim ya. Bir de ben üniversiteden çıkar çıkmaz yaptığım iş, profesyonel iş Ahmet Ümit olunca böyle çok tepeden bir yerden girmiş oldum aslında sektöre. O da garip oldu. Düşünsene ya, ben 2016'da mezun oldum. 2017'de bitti mesela bu iş. Aslında ben mezun olur olmaz Ahmet Ümit'le çalışmaya başlamıştım o dönemde. Sana nasıl ulaşmış abi? Ya aslında ben ona Allah ulaştım. Allah. Şöyle, onun zaten çizgi romanları falan vardı ve ben Ahmet Ümit okuyucusu değildim aslında o döneme kadar. Ben eskiden olduğu gibi, yani bugün de daha doğrusu olduğu gibi Türk tarihiyle alakalı okumalar yapıyordum. Türk mitolojisiyle ilgili falan ve Türklerin aslında şey tarihlerinde siyasi devrimler tarihini de özel olarak incelediğim için iddiaçılarla da oradan ilgilenmeye başladım. Çünkü iddiaçılar bizim Jacobenlerimiz aslında. Fransız devriminin bu topraklarda üretilmiş versiyonu olduğu için bu bakımdan da işte bu İtalya ve Fransa'da 1830'lardaki devrimci gelenek olan Carbonari hareketiyle bağlantıları var. Dolayısıyla şey daha çok böyle devrimler tarihi çerçevesini incelediğim bir alandı. Ve iddiaçlar sonuçta modernizmin kurucusu Türkiye'de. Yani biz Kemalist devrim diyoruz sadece. Atatürk diyoruz falan ama Atatürk zaten iddiaçı kadrolardan yetişerek gelmiş bir insan. Onların içindeki en ileri ucu temsil ediyor aslında Atatürk. En uzlaşmaz, en modern, en aydınlanmacı olanların bulunduğu grup içerisindeydi. O yüzden zaten genel olarak çatıştı. İttihat Terakki ile de bu insan. Ben aslında o dönemde atıyorum şeyleri okuyordum. İttihat Terakki hakkındaki işte bu Ziya Şakir'in falan İttihat Terakki tarihi. Ondan sonra işte o dönemde yazılmış Feroz Ahmad'ın çok güzel bir İttihat Terakki kitabı vardır. Onunla ilgili şeyleri okumalar yapıyorduk. Ve şey İttihatçılar dediğim gibi dünyadaki diğer devrimlerle falan kıyaslıyorum. 1908 devrimi çok özel bir şey. Yani onun öncesinde Rus devrimi var 1905. 1907'de İran'da demokratik devrim oluyor. Oradan bize geliyor 1908'de. Türk devriminin ilk aslında işaret bir şeye atılmış oluyor. Şey çerçevesi ele almak lazım. Ya dünya devrimler tarihi çerçevesine bakmak lazım. Bizde pek o yönü bilinmiyor. Bizde genelde Enver Paşa fotoğrafı yapıştırıyor insanlar kendi profil resimlerine falan. Onun ötesine pek geçmiyor iktidatçılar içerisinde. Peki Enver Paşa ne kadar iktidatçı olduğu falan tartışılır ideolojik bakımdan. Onu da söyleyeyim. Yani Murat Bardakçı'nın mesela çok güzel bir şeyi vardı, onunla ilgili kitabı vardı. Onu da şeyle beraber okumak lazım. Şevket Süreyya'nın Makedonya'dan Afganistan'a Enver Paşa'ydı galiba kitabın adı. Makedonya'dan Orta Asya'ya olmak gerekiyor. Bu ikisini de mesela okursalar şeyi görecekler. Enver gerçekten çok renkli bir herif. Ama İslamcı yönü daha ağır basıyor yani. Peki bu şey iddiaçılıktaki genel modernist çizgiyle çok yoğun bir bağlantı yok. Neyse ya, bu arada onun da şeyi vardır, çizgi romanı vardır. Suat Yalaz'ın yaptığı mükemmel bir çizgi roman. Kesinlikle öneriyorum. Ya müthiş bir şey hakikaten. Ben bugün hala neden yeni bir cildi basılmıyor çok merak ediyorum ya. Bu kitabı. Var mı sende? Bende şu var.
Ha bu ikincisi işte şey. Bunu ondan sonra çıkarmıştı galiba. Bunu da okudum ben. Bu da bayağı iyiydi. Bu da iyidir, evet. Enver Paşa da mesela çok özel yani o bakımdan şey, çizgi romanı. Ve şu var. Senin kitapta Bursa'da kalmış sanırım. Bir de şu var. Bu kitapta da zaten İttihatçılardan bahsediyor. Hatta Evet. yanlım de bir Enver hayranı. Tabii. Şimdi önce Elveda Güzel Vatanım'dan girelim. Ondan sonra devam edelim. Bu Tamamdır. kitaptaki tiplemeleri sen kendi kafandan mı yaptın, yoksa o baş karakterimizin tasarımını falan Ahmet Ümit mi söyledi sana? Yok tam tersine ya. Ben şeyden itibaren başlatayım da. Öncelikle ben aslında Ahmet Ümit'e ulaştım. Şimdi bizim sektörde bir sorun var. Bizim çizerlerimizde, sanatçılarımızda, bütün insanlarımızda var aslında bu problem de. Mesela ortaya bir eser çıkıyor. Bitiyor mesela. Tamam, biz öncesini bilmiyoruz. Adam diyor ki bana ulaştılar. Ben hedefteydim. Aranan adamım ben. Böyle bir şey yok abi bizim ülkede, tamam mı? Yani bir şey yapmak istiyorsan sen kendin inisiyatif alacaksın. Gireceksin, belli ilişkileri oluşturacaksın sosyal becerilerinle. İşe alacaksın, biteceksin, çıkacaksın. Fakat bizim insanımız aşağılık kompleksi olduğu için her şeyi kendine mal etmeye çalışıyor. Ya ortaklaşa bir iş yapılsa bile adam kendisini öne çıkarmaya çalışıyor. Veya en kötü onlar bana geldi. Ya bizim okulda bile vardı bak. Animasyon bölümündeyiz şimdi. Ulan alt tarafı 19 yaşında velediz, tamam mı? Ya bir tane alt tarafı kart şeyi yaptı, illüstrasyon diyelim. Arkadaşlar bir tribe giriyorlardı var ya. Bizim sevdiğimiz, bildiğim arkadaşlarım ya. Abi onlar bana ulaştı. Abi adamlar bana ulaştı. Japonya'dan yazdılar. Böyle bir şey yok halbuki. Ya adamların görüldüğü yerlere kendi portfolyonu atıyorsun. Kendi çizimlerini paylaşıyorsun. Sürekli olarak. Mesela tipik çizgi romancı taktiğidir. Instagram'a sürekli fan art yaparsın. Şirketleri etiketleyip durursun. Onların insan kaynaklarını sürekli tararlar zaten Instagram'ı. Herhangi birine iş vermek istedikleri zaman o taglere bakarlar. Ne kadar beğeni almış, ne kadar bizim işimiz yansıyor. Sana ulaşırlar. Bunun üstüne sana ulaşırlar. Ondan sonra iş yaparsın yani. Bu sistem böyle. Kimse oturduğun yerde böyle evde böyle otururken gelip de sana ulaşmaz. Dolayısıyla ben o konuda dürüst olacağım sana. Baştan çok dürüst bir şekilde yaklaşacağım. Benim o sırada ailem, annem de babam da doktor. Okan Üniversitesi'ndelerdi. Okan Üniversitesi'nin kurucusu Bekir Okan da şey. Ahmet Ümit'in çok yakın ahbabı. İkisi de Antepli zaten. Bir oradan bir bağlantı vardı. Yalnız şöyle komik bir durum oldu. Ben aslında bunun çizgi romanı yapmayı falan düşünmemiştim. Ya bu konuda garip bir zihin formatı oluyor bende. Ben yine sadece İttihatçılar var diye alıp romanı okumuştum. Yani sevdiğim bir alan olduğu için. Ondan sonra bir gün Diyanar'a gittim. Ben böyle kız arkadaşıma gösterdim kitabı, dedim ya böyle bir eseri var Ahmet Ümit'in falan, ne kadar da sağlam, aslında ne iyi çizgi romanı yapılır falan. Niye yapmıyorsun ki dedi yani. Yaz adama, yap çizgi romanı. Bak o ana kadar düşünmemiştim çizgi romanı yapmayı. Böyle garip bir şey oluyor insanın hakikaten. Ya biri söylemese yapmayacağım ben. Yani o an kız arkadaşım söylemese bana hiç böyle bir eser çıkmayacak ortaya. Dedim doğru ya, ben niye bunu kullanmıyorum ki yani. Ulaşayım adama, şey yapayım falan. Neyse ulaştık. Önce ben mail attım. Ondan sonra bir iki hafta cevap gelmedi derken tam Bekir Okan'a şey yapacaktım. Hani ulaşacaktım falan. Bir anda geldi cevap. Zaten çok da kibar bir adam ayrıca. Ondan sonra şey oldu. Görüştük, anlaştık falan filan. Beraber İstanbul'da buluştuk. Çay kahve içtik, konuştuk. Neyi nasıl yaparız, nasıl ilerler falan. Zaten sanatçılarla çalışmaya çok açık bir şey bir adam yani. Çalıştığı sanatçıları çok serbest bırakıyor. Türkiye'de pek rastlayabileceğiniz bir durum değil. Yani mükemmel bir patronaj uyguluyor. Sizin üstünüzde en ufak bir baskı oluşturmuyor. Böyle revizyon, burası şöyle olsun, böyle olsun. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani çok az rastlanabilecek bir coğrafyada bir anomali olduğunu söyleyebilirim yani bugün. Mesela bir sürü galerici tanıyoruz değil mi? Bir sürü işte şey, yayın yönetmeni, editör falan. Hiç kimse onun kadar özgüvenli değildir bu konuda. Yani seni bu kadar serbest bırakıyor olmasının sebebi zaten adamın özgüven sahibi olması. Bir taraftan da sana bakıyor, senin kapasiteni ölçüyor. Tamam diyor, bu herif küçük batırmaz herhalde. Bu altından kalkar bu işin falan diye güvendiği zaman hiç şey yapmıyor. Mesela bak hatırlıyorum. Teker teker bütün sokaklarını gezdirdi bana Beyoğlu'na. Dedi ki romanın şu kısmı burada geçiyor. Sahnelerin bu kısmı burada geçiyor. Bütün İstanbul'un o kısımlarını dolaştık yani. Pera Palas'taki işte özel odaları falan gösterdi bana. Oradan çıktık işte Beyoğlu'nun arka sokakları, eski Arnavut lokantaları bilmem neler falan filan. Teker teker yani eliyle gösterdi. Genel dokuyu ilk defa orada zaten anladım. O sırada fotoğraflar falan çektim. Fotoğraf arşivi oluşturdum. Binalar ve mekanlar için. İlk başta şeydi yani. Bir arşiv oluşturalım oradan git diye düşünüyordu. Ondan sonra ben tabii biraz işin bokunu çıkarttım. Tamamen şey 1908'deki üniforma şeylerini falan incelemeye başladım artık. İnsanlar nasıl bardaklar kullanıyorlar, nasıl üniformalar giyiyorlar, ne oluyor?
O kadar fazla hani gerçeğe uygun bir noktaya geldik ki bir noktadan sonra o şey dedi, tamam oğlum hani sen yap ne yapacaksan. Sorun değil yani, her şeyi bana sorup onay almana gerek yok. Çünkü bir noktadan sonra şey dedi, ya oğlum bu kadarını ben de incelemedim zaten dedi. Üniformalardan benim de haberim yok aslında, hani onu istediğin gibi yapabilirsin falan. Sonra bir güven ortamı oluştu. Öyle olunca iyice serbest bıraktı bu sefer. Beni çok güzel gelişti. Hatta bak bu öyle bir serbestlik ki hiç kimse bunu fark etmemiş bak çizgi romanı okuyan. Ben aslında kafadan karakter bile ekledim çizgi romana. Böyle bir şey yok normal romanda. Mesela benimkinde Tesuvar Sami'nin tetikçi ekibinde Boris adlı bir Bulgar var. Tamam, böyle bir Hatırlıyorum. şey yok romanda, tamam mı? Benim eklediğim şey hiç itiraz etmedi, biliyor musun? Yapamazsın, edemezsin diyeyim. Hiçbir şey demedi yani. Tamam, hiç sorun değildir. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Ben kendim yapamam bunu ya. Birisi desek ki ya ben Gesar'ın çizgi romanını yapacağım. Şu karakteri makatımdan uydurdum koydum ya. Benim yapabileceğim bir şey değil yani bunu. Ben kabullenemem. Çok kontrolcüyümdür o konuda. Çünkü güvenmiyorum karakter o zaman. Adam bunları aşmış yani. Gerçekten çok sağlam bir vizyonu var. Bir de görmüş geçirmişliğin de şeyi var. Adam sonuçta züppe bir aileden falan gelmiyor. Gerçekten sokakta mücadele içinde pişmiş bir adam. 80'lerde hani o dönemdeki TKP kadrolarından yetiştiriyor o. İşte Bulgaristan'a kaçak yollarla gidip oradan bilmem nerelere, Sovyet Rusya'ya falan gitmiş diyorum. Biraz da hani şey geleneği var adamda. Oradan bir samimiyet var yani. Normalde bu İstanbul'daki ünlü insanlarla da falan pek karşılaşmayacağım boyutlarda bir şey. Çok samimi ve dürüst bir boyutta. Ama işte şey, mesela normalde bir kitaptan ya ben bir hesap yaptım yani bir 4 trilyon falan kazanıyor sanırım bir kitaptan. Buna rağmen o kadar samimi yani. Buna rağmen en ufak bir zübdeli şey yok adam. Çok alçak gönüllü bir adam falan. Hatta şu kadar söyleyeyim. Dışarıdan ne kadar alçak gönüllü olduğu aslında belli olmuyor, biliyor musun? Katıldığı programlarda falan. Biraz oradaki mizacı enerjiye uyduğu için böyle biraz daha hani ön plana çıkan kahkahasıyla falan önde olan bir adam gibi görünüyor. Öyle değil bu arada. Birebir de gerçekten normal. Konuştun. Yakın bir arkadaşın gibi konuşuyor. Hiç öyle üstten bakmalar bilmem neler falan yok. Sonuç olarak çok verimli bir şey oldu benim için ya bu şeyde. Mesela bana iki tane çok temel kaynak verdi. Onları geri almadı bile. Onun Türkiye'de basımı yok bana verdiği kaynakları. İngilizce şey. Meşrutiyet dönemi fotoğraflarına falan dayanıyor. Şeydi tabii. Ya yani herkese böyle bir ayrıcalık nasip olmuyor. Çizgi roman sektöründe özellikle. Ama şeyin altını çizmek istedim. Ahmet Ümit'in zaten bunun çizgi roman yapılması gibi bir proje yoktu. Ben gidip onunla konuştuktan sonra buna ikna oldum. Hatta bana dedi ki sen başkomiser Nevzat'ı yap. Bunu boş ver. Ben ısrar ettim. Dedim ki yok abi. Bunu yapalım. Ben başkomiser istemiyorum. Ben iktisatçılarla ilgili bir şey yapmak istiyorum özür dilerim. Dolayısıyla bunu yapacağız. Bu dedim gerçekten şey. Filmi çekilse Hollywood ayarında bir şey olabilecek bir şey. Gerçekten kitabı öyle bir yazmış ki yani son 30 sayfada kalbiniz falan durabilir yani. Benim diyorum ya Ahmet Ümit'ten okudum ilk kitap, ona rağmen bunu söylüyorum. O son 30 sayfa falan inanılır gibi değil. Hani ön kısımlarını falan geçtim artık. İşte aksiyonun dramasını, tarihsel eskilerini falan. Bambaşka bir şeydi bu bakımdan. Şimdi şöyle oldu ben. İlk çizgi roman çıkacak demişlerdi. Sanırım 2018 miydi? 2017 abi. Şimdi baktım da ben bile 2017. şey hatırlıyorum. Yani 2019 gibi hatırlıyorum. 2017'ymiş. Baktım şey çıkıyor. Reklam görmüştüm Facebook'ta. İşte Elveda Güzel Vatanım çizgi romanı çıkıyor. Çizen Bartu Bölükbaşı diye. Hemen seni eklemiştim hatta ondan sonra. Konuşmuştuk. Çok az bir konuşmuştuk. Kitabı aldım okudum. Bayıldım yani. O zaman çok beğenmiştim. Özellikle 31 Mart vakasını resmen yaşattın bana çizgilerle. Ya oradan bir şey çıkmaması anladım sen. Bence şey mucize benim adıma. Hani çünkü oralarda falan ben aradım sordum, biliyor musun? Hocam dedim ben böyle çiziyorum falan ama yani serbest bırakıyor musunuz böyle falan? O da çiz çiz sıkıntı olmaz, ben sana güveniyorum falan. Ama şey oldu. O kısımlarda artık olay biraz fantastik bir noktaya gitmeye başladı. Tiplerden falan, karakter tasarımlarından zaten anlıyorsundur. Orada ben Anladım. artık iç dünyamı kusuyordum yani şeye. Ama şöyle oldu. Şimdi bakıyorum. Ya ben çizmişim gibi gelmiyor. O kadar şey var için içinde. Nasıl ifade edeyim? Yani kendi duygularımı tam anlamıyla yükleyebilmişim ki bence ilk iş için garip bir durum bu. Yani normalde ilk yaptığım profesyonel işte bu kadar duygusallık barındırmazsın. Karşı taraf ne istiyorsa tam olarak onu yapar verirsin. Biraz ruhsuz bir iş olur. Ama sadece o beni bu kadar serbest bıraktığı için iş bu açıdan da bayağı olumlu oldu. Çok iyi tepkiler aldım yani bu anlamda. İnsanlar genelde şey dediler, lan atmosferi yaratmışsın, yaşadık resmen o anı falan diye. Ama hakikaten şeydi, o dönem o kadar fazla hani komitacılık tarihi okudum ki, o kadar fazla hani Osmanlı modernizasyonu, merkeziyetçilik falan. Olay başka bir noktaya kaldı. Artık hani şey oluyor, kafanızı üç boyutlu çevirebiliyor hale geliyorsunuz. Gün içerisinde hani o kadar fazla bunun
bu bilgileri düşünüyor oluyorsunuz ki sanki o dönemde yaşıyormuşsunuz gibi oluyor zaten. Yani günün üçte ikisinde dışarıdaki gerçeklikten kopuk biçimde dalgın bir halde hayal ediyorsunuz aslında. Bir noktadan sonra sanki orada yaşıyormuşsunuz gibi oluyor. O da şey katıyor işte. Esere dinamizm katıyor bu anlamda. Açıklayamadığınız bir şekilde eserdeki karakterler yaşıyor gibi oluyor. Bu da tamamen size bu işi veren insanın size zulmetmemesine bağlı. Bunu Türkiye'de anlatabilmek mümkün değil. Ama ben kendime karşı bunu ilk ispatladığım eser bu oldu. Ve ben hala şaşkınım. Öyle söyleyeyim. Yani o sayfaları okurken ben de ya işte falan milli takım gol atmış Olur mesela. Karakterleri de şey yap mesela şunu itiraf edeyim. Normalde yayın evi görüşmelerinde falan şey demişti. Başroldeki şey Suvar'ı beğenmedi o tip olarak. Çok çirkin buldu. Ben de dedim ki hocam bakın herkese bıyık ekledim. Buna da bıyık eklersem Asterix'e dönecek iyice yani. Bu sıkıntılı bir duruma gidecek. O yüzden bu karakteri bırakın çirkin olsun. Çünkü akılda kalıcı olur izlatları bu anlamda. Daha zor ikna ettim. Mesela şey kitabın içinde de Tevfik Fikret'in göründüğü bir sahne var. Yani. Oradaki Tevfik Fikret'i istiyordu aslında. Bana da şey dedi. Lan bunu niye yapmadın? Gittin işte katır suratlı bir adam yaptın söz suları falan filan. Aslında benim şeyim duygusal bağ kurduğum karakterler onun tetikçi kimindeki diğer karakterler olduğu için ben daha çok onlara yönelmiştim. Gerçekten de şey oldu mesela bu göz bandlı bıyıklı bir karakter vardı ya orada. Onun göz bandını falan da ben eklemiştim mesela. Saç kısmı duyuyorum. Hiç belirtilmiyor çünkü çizgi romanda. Ama bunları eklediğin zaman gerçekten şey oluyor. İlginç bir bilişim ortaya çıkıyor. O dönem içerisinde bile. Şimdi o dönemde bana şey diyen arkadaşlar işte böyle olur mu Osmanlı döneminde böyle bıyık olur mu bilmem. Bu arada var. Gerçekten böyle bıyıklar var o dönemde. Böyle tipler, imajlar var. Fakat sonradan şeyi ana oldular. Peaky Blinders. 1920'lerde, 30'larda İngiltere'de geçen mesela. Nedense hiç sormuyor arkadaşlar. O dönemde böyle saçlar var mıydı falan diye buradaki yapımlara. Ya bu biraz böyledir abi. Bir şey yapıyorsan arkasına direteceksin. O zaman o tip aykırı sesler zamanla azalıyorlar. Ama şey de söyleyeyim. O çizgi roman neredeyse hiçbir olumsuz geri dönüş almadı ya. Bu da ilginç yani bu açıdan. Mesela Gesar'ın aldığı, Gesar ona binaen daha fazla olumsuz geri dönüş almıştır. Çeşitli sebeplerden. Ama işin tabii Ahmet Ümit'in de marka olması yüzünden o eser hakkında neredeyse hiç konuşmadılar. Ama o görüşten insanların çok fazla çizgi roman okumadığından ötürü olabilir mi abi? Yok o anlamda demiyorum yani işin politik yönünden bahsetmiyorum. Çizgi roman okurlarının tepkisi bakımından. Mesela Anladım, bütün anladım. ana akım gazetelere, medya falan çıktı o. Vatan Gazetesi, Hürriyet. Ya Ahmet Ümit arıyordu beni. Diyordu ki yani şu gazeteye röportaj vermen gerekiyor. Ben konuştum sen bir şey yap falan. Bu şekilde 8 tane falan gazeteye röportaj verdik ya. Hepsi de ana akımdan yani. Sen düşün. Her yerde panolarda sergilendi falan. Yani hatta satışı bitti büyük oranda bildiğim kadarıyla. Kaç tane kaldı piyasada bilmiyorum. Birçok yerde stokta tükenmiş görünüyor. Onun Kaç olduğu basıldı? için efendim? Kaç basıldı? Şöyle benle kavga etti Alfa Everest yayın evi. Dedi ki bu 1.000 tane satmaz, basılmaz falan filan. Ben de direttim. Dedim ki 5.000 basın, 5.000 basın. Ahmet Ümit de biraz şey yaptı. Bana hak verdi yani. Ya dedi ne istiyorsa onu yapın işte çocuk falan. 5.000 değilse 4.000 olsun falan dedi. 4.000 bastı bitti abi 4.000. Aynı yıl içerisinde 4.000 tükendi zaten. Ama yeni Çok baskı iyi. yaptı. Yani 4.000 zaten abi Suat Yalaz da söylüyor. Türkiye koşullarında 4.000 satması bir şeyin yerel çizgi roman açısından başarılı olduğunu gösterir. Daha fazla bir şey olmaz ki. 4.000 üstüne çıkamazsın. Mümkün değil. Bilmenin bunun gibi reklam yapılmış olması gerekiyor. Evet. Abi Bu o dönemdeki aslında arada pardon abi sözünü kestim. Mert teşekkür ederim. Son ürünlerden birini de ben aldım diyor. Çok sağ ol desteğin için. şimdi o döneme baktığın zaman zaten o zaman o dönemde yaşamış tarihi karakterlerin hepsinin zaten şu an filmini yapabilirsin. Çizgi romanını yapabilirsin. Romanını yapabilirsin. Mesela en basitinden bir Yakup Cemil, bir Kuşçubaşı Evet. Eşref. Onlar geliyor aklıma. Zaten Enver Paşa'nın da bir elle tutulur bir filmi yok. Enver Paşa'nın gözüktüğü tek bir dizi var. Benim bildiğim o da Ateşten Günler dizisi. Ben çocukken yayınlanıyordu. YouTube'da bulunabilir. Orada gözükür. Onun dışında Enver Paşa'nın bir gözüktüğü dizi de bilmiyorum ben. Bilmiyorum yani izleyen vardı. Çok fazla dizi izlemiyorum ben de. Herhangi bir sinema filminde de herhalde Enver Paşa'yı görmedik. Ya Enver Paşa yok ama İttihat Terakki bakımından işte Abdülhamit Düşerken filmi var. Yani mesela Ahmet Ümit de bana demiş ki şey dediğini hatırlıyorum yani sen filmi bir incele tasarımları yapmadan önce falan filan demişti. Oradaki birkaç sahneye falan referans vermişti onu hatırlıyorum. Bir o ayarda başka bir şey yapılmadı. Abdülhamit Düşerken bence bir başarılı bir filmdi. Yani ortalama bir filmdi. O kadar kötü bir Evet, film. ortalamaydı. Bence de. Ortalama. Peki
bir imkanın olsa tekrardan Yakup Cemil'in, Kuşçubaşı Eşref'in ya da o dönemdeki o İttihatçıların tekrardan bir hikayesini anlatmak ister misin? Bir çizgi romanlarını ya da bir romanlarını yapmak ister misin? Şöyle abi, artık başka bir hatta girdim aslında. Yani artık erken devir Türk tarihi ve Türk mitolojisiyle ilgilendiğim için uzun bir süre böyle bir zihniyet gibi görünüyor şu an. Ama evet, böyle planım var. Yani yaşım daha da ilerledikçe, ölmeden önce yani mutlaka Atatürk ve İttihatçılara yeniden döneceğim. Onlarla alakalı. Mesela Atatürk'le ilgili de şu ana kadar net bir şey yapmadım, dikkat edersen. Çünkü bekliyorum. Daha da olgunlaşmış olmayı, daha da gelişmiş olmayı bekliyorum. Muhtemelen son eserim şey olur. Olgunluk eserim diyebileceğim eser Atatürk'le alakalı olur. Ama bu basit bir biyografi olmaz ya. Oturup da Atatürk'ün hayatını çizeyim. Bu yapıldı zaten. Bunu tekrar tekrar yapmaya gerek yok. Muhtemelen daha yaratıcı bir şeyler denerim bu anlamda. Ama İttihatçılar dersen mesela şey, Elveda Güzel Vatan'da Yakup Cemil falan vardı zaten. Kürtçübaşı işte. Ama öyle oldu. Kitabı 3 cilt olarak planlıyorduk biz. Fakat işte şey, yayın evinin şartları pek iyi olmadığı için bir de bir kopukluk oldu yani yayın eviyle aramızda. O yüzden şey yapmadım. İkinci, üçüncü cilt yapmayı düşünmedik. Normalde olacaktı. Aynen. Kuşçubaşı Eşref bu arada bu. Şu kitabı da okumayan arkadaşlar varsa tavsiye ediyorum. Ah Yemen, Yemen, Ah Yemen. Zeytin Dağı'nı da okusunlar mesela. İttihatçıların aslında en büyük aydınlanma yaşadığı anlardan biridir Zeytin Dağı. Şeyden bahsediyordum ya. Normalde kitabın ilerleyen kısımlarında o teşkilat-ı mahsusa dönemleri falan da var. Yani Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra işte Karakol Cemiyeti'nin nasıl tasfiye edildiği, arada işte İttihatçıların hızla idam edilmesi, Atatürk'e Yani bağlayan şey de var gruplara... sonuçta. 1925 yılında İstiklal Mahkemelerinden başlamadan önceki İzmir suikastinde de var değil mi? Doğru mu? Evet, İzmir suikastı da İzmir bahsediyor orada. suikastine de giriyorsun. Hı. Efendim? İzmir suikastine de değiniyorsun orada, onu dedim ben. Yani Buyurun. şeyde var. Ben kitapta onları alamadım tabii. Çünkü kitap dediğim gibi iki bölümdü. Ben ilk cildini almış oldum bu şekilde. Onlar aslında tek kitaba sıkıştırmamı bekliyorlardı da o mümkün değildi abi. 300 sayfa olur o zaman. Nasıl altından kalkayım onun? Böyle bir şeyde. Tabii ki her zamanki gibi şey. Bir de Ahmet Ümit'in şeyini de anlatayım. Normalde yayın evi bana dedi ki işte %8 alacaksın dedi. %8. Bunlar da şeymiş çünkü. Yazar çizer %19'muş. İkiye bölüyorlarmış. Ahmet Ümit dedi ki benim payım sen al. Böyle bir adam işte. Böyle olmuş. Benim paraya ihtiyacım yok. Sen al zaten hiçbir şey değil senin aldığın toplamda falan dedi, demişti. O açıdan da çok takdir ettiğim bir adamdır yani. Burada şeyin önemi yok ne kadar para aldığını. Adam kendi yüzdesinden bağımsız olarak vazgeçiyor sana veriyor. Benim paraya ihtiyacım yok. Sanatçıya destek olsun. Bunu yapacak adam ben tanımıyorum başka. Şimdi şeye geçti. Yapı Kredi yayınlarına geçti o. Tekrar basarlar mı çizgi romanı bilmiyorum yani. Bakmak lazım. Siyasi konjonktür farklı. Başka işler var işin içinde belki de. O yüzden çok emin değilim. O zaman o tarihe dönersek abi, aslında bu kitapta çok güzel anlatıyor. Yani İttihat Terakki'ye seçilme, İttihat Terakki'ye birisinin nasıl girdiği, ondan sonra o örgütte nasıl ilerlediği hepsi çok güzel anlatılıyor. Doğru mu? Doğru. Peki nasıl oluyor da az evvel bahsettiğimiz Enver abimiz, Enver Paşa'mız nasıl bu kadar yükseliyor? Ki biliyorsun Enver Land diye artık Almanlar bize savaşta malzeme gönderirken ya da bir yardım şeyi gönderirken Enverland'a gidiyor bu diyorlar. Yani Osmanlı artık bitiyor. Enverland diye Türkiye'nin ismi geçmeye başlıyor. Peki bizim Enver Paşa'mız nasıl bu kadar yükseliyor Ya bu çok uzun bir konu abi. Ben buna girersem şimdi senin ne haddine buna konuşuyorsun diyecek olan çıkar. Enver Paşa ile özel bir bağ kuran insanlar var. O yüzden tek tek incelemek istemiyorum Enver Paşa'yı. Sadece şöyle bir ayrım yapabilirim. Enver'in yükselme sebepleri ideolojiden ziyade kariyerist hesaplarla ortaya çıkanmıştır. Yani onun ideolojik yoğunlaşması daha çok savaşın kaybı, hemen ardından onun Kırım'a kaçması. İşte Estonya tarafında bir kampta toplama kampında rehin alınması, oradan uçakla kaçıp Orta Asya'ya gitmesi falan daha çok orada başlıyor. Hayatının son döneminde hani bir adanmışlık görüyorum ben onda ideolojik anlamda. Erken dönemde ise iktidarçıların geri kalan kısmı sürekli olarak takışan, atıyorum Edirne'ye girerken bile birlikleri bekletti mesela. İlk diyen ben olacağım diye Bulgarlarla savaşırken. Orada bayağı stratejik zayiat verildi onun bu hareketine. Veya işte şey, bu Allahu Ekber dağlarında bu şey 300 bin değil de 35 bin galiba askerin ölmesi. Yani bu da şey yani birçok askeri tarihçi mesela bu alanda şey yapan bunun önlenebileceğini çok büyük bir stratejik delilik olduğunu bu kararın ama yine de yok bir sürpriz baskın yapacağız falan diye alındığından bahsediyorlar. Üçüncü bir problem ki bence en büyük problemlerden biri.
bizim Birinci Dünya Savaşı'na korsan şekilde girmiş olmamız. Yani meclisten kaçırılarak bu karar parlamentoda işte mecliste görüşülmeden Enver Paşa'nın tamamen talimatıyla Alman denizaltılarının çıkıp Karadeniz'e geçmesi ve bir gecede bütün bu Rus limanlarını vurarak bizim ertesi gün bir anda savaşa sokmuş olmalı. Öyle bir durum da var yani üstüne tartışmamız gerekiyor. Ama bunun dışında şeyi takdir etmek gerekiyor. Yani sonuçta Balkan hizmetini yaşamış Romenlerin Sırpların önünden kaçmış bir orduyu 3-4 sene içerisinde İngilizleri teslim alabilecek hale getiren bir ekip bu. Yani Irak'ta falan o Kutbu Amare'de bizimkiler esir aldılar İngilizleri mesela. Bu noktaya getirmişler. Demek ki fırsat verilince düzgün bir liderlikle, düzgün bir eğitimle Türkler birçok şeyi başarabildiklerini gösterdi. O yüzden iddiaçlar bence çok şey kangren olmuş bir uzvu ikinci kez kesen adamlar. İlki bence şeydi. Adını unuttum ya. Nasıl unuturum? İkinci Mahmut. Üçüncü, Genç Osman değil mi abi? hayır hayır ya. Üçüncü Selim'den sonra yine şey yapan büyük reformatör. Yanlış hatırlamıyorsam yani şey. İkinci Mahmut olması gerekiyor. Nizam-ı Cedid'i şey yapan. Merkezi bir noktaya alan. Orduyu reform edip tekrar merkezi. Yani bu onun ikinci faslını yapıyor bunlar aslında. Ya baktığın zaman Abdülhamit döneminde bana kalırsa da gayet tiran bir heriftir. Hürriyetin düşmanıdır. Hiçbir şekilde iyi anamam onun dönemini. Yani siyasi anlamda, ekonomik anlamda ne olursa olsun. Bir kere Kim? Osmanlı İmparatoru Abdülhamit ya. Anladım. Şeydir, toprak kaybetme şampiyonudur kendisi Osmanlı tarihinde. Kıbrıs'ı vermiştir İngilizlere. Çok bilinmez. İngilizler vergi istiyorlar bunu. Yani daha doğrusu borçların ödemesini istiyorlar. Ya borçları ödeyemiyorum diyor. Kıbrıs'ı verin diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bunun gibi bir sürü şey var gene bahsedebiliriz. Veya Rus ordusunun işte bu Hünkar İskelesi anlaşması var ya Balta Limanı anlaşması falan. Ruslar İngilizler çıkmış kıyıya milletten vergi topluyor falan. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi egemen devlet bunu izinliyor? Başka bir ülkenin askeri veya askeri polisi geliyor senin ülkene giriyor. Çıkıyor kıyıya köylülerden para alıyor tekrar. Böyle, bu zaten bittiğinin resmidir ülke. Bu noktadan toparlayıp getirmişler iktidarları. O yüzden bence çok önemli bu açıdan. Ama şeyi görmek gerekiyor. İktidarçıları yaratan sistem de Abdülhamit'in kurduğu pozitivist eğitimler veren aslında askeri sistem. Yani orduyu modernize ederken kendi sonlarını hazırladılar bir taraftan. Çünkü bu şekilde materyalist bakabilen, pozitivist bir bakışla yetişmiş askerler, batılı askerler ki çoğu Fransa'da eğitim alıyorlar. Yani Fransızca biliyorlar. Veya Avusturya'daki Kriegs Akademi'ye falan gidiyorlar, Almanca biliyorlar. Yabancı literatürü ve eşdeğerlerini tanıyorlar bunlar. O yüzden neyin yanlış gittiğini fark edip müdahale de edebiliyorlar. İktidarçıların olayı buydu. Abdülhamit bir taraftan bu tip Batılı okulların önünü açarken bir taraftan da donanmayı çürüttü biliyorsun. Vay bana darbe yapacaklar falan diye donanma komple çürüdü. O dönemdeki birçok askeri tarih kitabında dönemin Osmanlı donanmasının ciddi anlamda güçlü olduğu söyleniyor. Fakat bir kere bile açık denizlere çıkmamış. Sürmüş kalmış orada. Neden? Beyefendi korkuyor diye. Kendisine darbe yapılacak. Gerçekten de ama en sonunda korktu başına geldi. Bu kadar büyük uygulanan hani istibdat rejimi, jurnalcilik rejimi düşünsene. Mesela bizde Pizan'a kadar diye bir laf var değil mi? Yani top parçalarında bile kullanılıyor. Pizan şey Libya'nın bir ucunda iktidarçıların hani Türk aydınlarının, aydınlanmacıların sürüldüğü bir yerdi. Vapur vapur aydın sürüyorlardı oraya. Burada sorun çıkartan herkesi vapurlara doldurup Pizan'a yolluyorlardı. Orada bir çöl bölgesinde hapishanede kalıyordu. Oradan kaçabilenler işte önce şeye geçiyor işte. Cezayir atlısına, Fas'tan Fransa'ya geçiyorlar falan. Fransa'da yeniden örgütlenip ülkeye girmeye çalışıyor. Yani o yüzden iddiaçılarınki gerçekten şey, çetin bir devrimci birikime sahip onlar. O yüzden hani çok büyük bir saygım var. Bir de şeyin de altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'de bugün bütün modern parti çizgilerinin, programların temeli yine iddiaçılara dayanıyor. İddiaçılar ve düşmanlarına daha doğru. Onlar bir aralar aynı örgütün üyesiydi. Mesela biz sonradan şeyi göreceğiz. Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti var ya, Ahrar Fırkası. Bu Prens Sabahattin'in iddiaçı karşıtlığıyla ünlü olan bir grup. Adem merkeziyetçi, daha çok batılı devletlerin yanında olan diplomatik açıdan ve başta da İngiliz yanlısı olan bir grup. İşte bugünkü mesela HDP'nin, yani Kürt hareketinin programının yerel demokratik yani dinamiklere dayanıyor olması, sürekli olarak yerelleşmeden bahsediyor olmaları aslında şey Prens Sabahattin'in oluşturduğu bir çizginin devamı. Veya işte AKP'nin de 2002-2003 yıllarında ilk geldiği dönemlerde aynı şekilde yerelleşmeden bahsediyordu. Oradan görebilirsin Biraz sakin yine. olalım. Çok siyasi günümüze gelmeyelim. Şey Yapmıyor. diyeceğim. Siyasi bir Şey yorum yapıyorum. Sadece iddiaçların oluşturduğu hani modern siyasetten bahsettim. Veya bunun diyeceğim. tam karşısı olan gruplar da aynı. Yani CHP'nin programı da iddiaçılıktan kaynaklanıyor. Cumhuriyetçilik
modernleşme, milliyetçilik, aydınlanma, Latin alfabesine geçiş. Bunlara tamam İbrahim Temo zamanında iktisatçılar arasında konuşulmuş ve üstüne anlaşılmış şeyler baktığın zaman. Yani bütün bu uluslaşma projesi, kız erkek karma eğitim düşünceleri falan. Yani Cumhuriyet'in aslında 15 yılda yaptığı her şey iktisatçıların zaten üstüne tartışıp yapmak istediği şeyler. Ulus bilincini de onlar verdi. Mesela şey çok güzel bir kitap bu anlamda. Zafer Toprak'ın 1908-23 Türkiye'de Popülizm diye bir kitabı var. Orada popülizm aslında olumlu anlamda kullanılıyor bugünkü gibi değil. Orada şeyi görüyorsun abi. Enver Paşa zamanında iktisatçılar ta izci okullarından örgütlemeye başlıyorlar toplumu zaten. Yani 8 yaşından 38 yaşına kadar bütün topluluğu örgütleyip bir ulus bilinciyle aşılıyorlar. Mesela onların kurduğu futbol takımları vardı ya İzmir'de Altay diye. Altın Ordu, Altay falan. Bunlar da hep şey eski Türk tarihi dönem göndermeleri. İşte kurt figürünün ortaya çıkarılması, Türklüğün kurt figürüyle ilişkilendirilmesi falan. Aslında İttihat Terakki döneminde baktığın zaman. Sonradan Atatürk'ün Cumhuriyet paralarına bastığı o Bozkurt veya Gökkurt figürlerini falan bu minvalde okuyabilirsin. Veya ordu millet kavramı. Mesela hiç kimse sormuyor bu ordu millet kavramı nereden çıktı? Bana diyorlar ki işte Göktürkler. Hayır Göktürkler falan hiç alakası yok. Bu iddiatçıların şeydeki askeri idadideki hocası Volmar von der Goltz'un programı. Kendisi Prusyalı bir Alman muvazzaf subay diyeyim. Yani daha doğrusu kumandan. Osmanlı İmparatorluğu'nda da misyon çerçevesine gelmişti. Onun şeyiydi bu. Türklerin ordu millet olması, Anadolu'yu bas tutması, orada bir ulus devlet kurmaları Kolmar von der Goltz'un programıydı. Kendi mezarı da burada zaten. Irak'ta falan da hizmet etti bildiğim kadarıyla Osmanlı güçlerine kendisi. Ya bu anlamda aslında Alman militarizmiyle, yükselen Alman hani bu Prusya çizgisiyle, Prusya militarizmiyle çok damardan tanışmış bir kesim. Bu kesim. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda işte Verdun'da Alman askerlerinin disiplini neyse iddiaçların bu da uyguladığı disiplin de o baktığın zaman. Mesela çok alakası olacak ama Nietzsche'nin biyografisinden bir örnek verilebilir bu anlamda. Nietzsche'nin Prusya militarizmini incelediği bir dönem var. Kendi yatılı okulu o şekildeymiş. Bir örnek vereyim. Sabah 7'de kalkıyorlar veya 6.30'da. Sistem şu. Öğrenciler birbirlerini kaldırmakla yükümlüler. Aralarından biri kalkmazsa hepsine sıra dayağı çekiyorlar. O yüzden şöyle bir durum var. Erken kalkan öğrenci diğerlerini döverek uyandırma hakkına sahip gerekirse. Buradaki sistem iş bitiricilik abi. Yani zorla o işi mutlaka bitiriyorlar. Ölseler de geberseler de yapıyorlar bu işi. İkinci sistem şu. Toplumun tamamını neredeyse askere alıyorlar. Mesela burada bu yobazların falan itiraz etmelerinin sebebi buydu. Çünkü eskiden sen tarikat şeyhiysen falan askere gitmiyordun. Genel olarak. İşte şey bu hacı hoca tayfası falan onlar kaçıyorlardı sürekli askerden. İktidarcılar zorla karar alıp bunları askere aldıracak yasalar çıkartmışlardı mevcut. Oradan kalma bir çatışma var. Hatta şey alaylı ve şey okullu kavgası vardı orduda o dönemde. O da o sebepten. Çünkü iktidarcılar eğitimli de o döneme bakarsan üniversite eğitimine denk bir eğitimleri var onların. Ama diğerleri zırcayla Anadolu'nun dağından gelmiş adam. O da subay, bu da subay. Aralarında çekişmeleri normal. O yüzden sonradan işte iktidarcılara karşı bir takım bu yobaz asker gruplarının isyanı patlayacak. Daha sonra da işte Halaskar Zabiten olarak örgütlenecekler. Kurtuluş Savaşı'nın aynı ekibi sen Anzavur'un bünyesinde göreceksin. İlafet ordusunda falan. Dolayısıyla bizim tarihimizden bugüne denk gelen bir şey kavgası. Aydınlanmacı gerici kavgası. Baktığın zaman ta oradan başlıyor. Yani iktidarcılar ilk fişeği atıyorlar bu anlamda. Hareket ordusu da altını çiziyorum. Yani o çizgi romanda benim gösterdiğim hareket ordusu. Bu topraklardaki ilk devrimci ordu. Gerçek anlamda devrimci ordu diyebileceğiniz ve bunun bilincinde olan ilk topluluk onlar. Böyle söyleyeyim. Ve içlerinde sadece Türk askerler yok. Bulgar komiteciler var. Arnavutlar var. Kimliğini gizlemeyen Yahudi milisler var. Bunların tamamı meşrutiyet istiyorlar. Modern bir devletin bünyesinde olmak istiyorlar. Daha fazla görüşlerinden dolayı eziyet görmek istemiyorlar. İşte vergi ve jurnalcilik altında eziyet görmek istiyorlar falan filan. Bunun gibi. Şimdi o zaman o dönemlerde mesela Atatürk'ün okul anılarına baktığımız zaman, okulda yaşadıklarına baktığımız zaman zaten sabah namazına kalkmak ya da namaz kılmak zorunlu. O dönemde o iddiatçıların yetiştiği yani Enver ve arkadaşlarının yetiştiği döneme baktığın zaman namaz kılmak zorunlu. Kitap okumak yasak. Özellikle yabancı kitapları okumak yasak. Mesela Atatürk'ün şeyle o zamanki gaz lambasıyla tuvalette kitap okuduğunu biliyoruz mesela. Arkadaşlarıyla elleriyle şiirleri, Namık Kemal'in şiirlerini ya da başka şairlerin şiirlerini elleriyle çoğaltıp arkadaşlarına dağıttığını biliyoruz. Peki şöyle bir şey soracağım ben sana abi. Baktığın zaman bir saniye, bir saniye abi. Bir saniye izin verir misin? Tabii.
Bir saniye. Şöyle. Ufak bir içeride bir şey oldu. Özür diliyorum tekrar. Ne anlatıyordum abi? Enver Paşa'nın baktığın zaman abi aynı sınıfta okuduğu arkadaşlarıyla mesela Yakup Cemil de aynı sınıfta okuyor. Ve o okuduğu arkadaşların çoğu Çerkes kökenli. Evet. Ve onlardan bir tim kuruyor. Onlara onlar diyor. 10 kişiden oluşuyor bu tim. Ve çok gözü kara, tetikçi tipler. Ve onlar da subay. Ama falan baktığın zaman onlar Enver'e tapıyorlar abi. Evet. Ya Enver ne dese yapıyorlar yani. Doğru mu? Doğru da yani işte bu sonraki dönemde aslında yani en başta değil. O üç paşalar dönemi, Enver, Talat, Cemal dönemi, paşalar triumvirası diyebileceğimiz dönem. Aslında daha çok 1918 öncesinde hemen geçerli. Ya bu 1908'lerde Enver'in falan ruhu duyulmaz. İttihat Terakki öyle söyledim. Hatta bu dava çıktığında da örgütün bünyesinde bile değildi tam anlamıyla. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Benim okuduklarım o yöndeydi. Daha çok şey, meşrutiyetten sonra ünlenen bir kişi o. Mesela bu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti falan. Bu örgüt daha iki yapıdayken, bir kısmı Fransa'da sığınmacı durumundayken, bir kısmı ise silahlı kol, komitacılardan oluşan, Selanik merkezindeyken. Enver'in şeyi yok, herhangi bir gücü yok, sonradan katılıyor. Yani katılmasının sebepleri ayrıca tartışılır. Önemli olan aslında şey, mesela dedin ya bunların bir kısmı Çerkezli diye. Mesela Abdullah Cevdet Çizgi Kürt de var. Baktığın zaman bunların önünü açan. Kendisi ateisttir mesela. Yani Fransızcadan Le Tyrannite diye bir eser çevirmişti. Abdülhamit Eyüp Tren lakabını takan odur. Bugün haberi var mı mesela? Şey, Kürt siyasetin arkadaşlar genelde çok anti-iktidatçı çıkışlar yapıyorlar ama hani bunun önünün açılmasını ne kadar sağladıkları ortada o dönemin aydınlarının baktığın zaman. Veya bildiğim kadarıyla şey Arnavut Talat Paşa. Birebir de baktığın zaman. Tabii başka argümanlar da var onun hakkında. Burada önemli olan şey şu. Farklı etnik kökenlerden gelmeye rağmen aralarında işte Türklerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Arnavutların olduğu bir yapıda ortak perspektif bir noktadan sonra bir Türk ulus devleti kurmak oluyor. Modern Türk ulus devleti yurttaşlık bağıyla elde edilen bir Türklük kavramına geliyorlar. Dolayısıyla biraz bu noktadan bakmak gerekiyor bence. O yüzden iddiaçlar ele alırken Fransız ve İngiliz devrimleriyle beraber incelemek gerekiyor. Hatta Napolyon sonrası Alman modernizasyonu. Mesela iki temel kanal var devrimler tarihinde. Birincisi Fransız devrimi olarak başlayan net bir biçimde tabandan yükselen Burjuva devrimci kanat, ulusal devrimci kanat. Bir de buna karşı gelişen, yani Napolyon zamanında Fransızlar devrimi ihraç etmeye başladıklarında o devrimin ihraçı altında ezilen ama sonrasında toparlayıp monarşiyi daha modern araçlarla ayakta tutmaya çalışan bir de reaksiyoner modernleşme dediğimiz bir şey var. Reaksiyoner modernleşmenin en büyük örneği Bismarck'tır mesela. Alman modernleşmesi. Ne oldu? Burjuvazi karşısında büyük bir saldırıya uğrayınca yıkılmadan, aristokrasinin yıkılmasına izin vermeden burjuvaziyi içselleştirerek bir ara çözüm oluşturuyorlar. Mesela geç dönemdeki İngiliz devrimi de böyledir. Glorious Revolution dönem, 1680'den. Fransız devrimi tam zıttı bir noktaya gelmiştir mantıkta. Rusya'da mesela gene demokratik devrim hareketleri. Çar'ın bazı haklarından feragat etmesi. İşte Türkiye'de bu meşrutiyet devrimleri. Bunlar daha çok şey gibi duruyor. Reaksiyoner modernleşme gitti. Bizim reaksiyoner modernleşmemiz mesela Tanzimat'la başladı. İlk defa tepeden tırnağa yeniliyorlar devleti. Napolyon döneminde darmadağın olunca bir de Osmanlı ekonomik zaten. Artık sadece diplomatik araçlarla yaşayabileceğiz diye geliyor. Lan diyorlar devlet elden gitmek üzere yani bir şey yapmamız lazım. Bizim eski araçlardan vazgeçmemiz gerekiyor. İkinci Mahmut bunun en büyük öncüsüdür yani tepeden tırnağa. Devleti bir anda bambaşka bir noktaya sokmuştur. Batılı esaslara göre düzenlemiştir. Tabii ki ilk yaptığı şeydi. Eğitim ve ordudur. Buradan sonra vergi politikalarına gitti. Fakat ömrü yetmedi ve şeyi yoktu. Onu tamamlayabilecek bir devletin altyapısı da yoktu. Yani bir sanayi arka planı yok. Bu devrimi destekleyebilecek bir ticari sınıfı, bir burjuvazi yok. Çok zor ya. Gerçekten sadece her şeyi saray merkezi halletmesi lazım. Güvenebileceği bir ordu bile. Çünkü Yeniçerileri ortadan kaldırması mükemmel bir olay bu arada. Yani gerçekten bizi belki de uçurumun kenarından alan bir şey. Orta çağda kalmamız bakımından. Ama yerine yeni getirilen Nizam-ı Cedid'in oluşması veya sonraki işte Asakir-i Mansure-i Muhammediye noktasında bir şey sorabilir miyim Bartol? Bir şey sorabilir miyim sana? Şimdi bir Atatürk'ün bir lafı var. Hani kanından olmayan kimseye güvenme diye. Ya bu tip lafları ben ulus kurucu ve şey olarak görüyorum ya. Yani topluma bir ulus şey bilgi vermek. Anladım. Yani bu tamamen gaza getirmemek. Kaba tabirle, amiyane tabirle halkı gaza getirmek için söylemiş. Yani Atatürk adam olsaydı şeyde durmazdı değil mi? Enver gibi yapardı. Gidip de Altay Dağları'na kadar gitmeye çalışırdı. İç Asya'daki Türk bölgelerine kadar gitmeye çalışırdı. Ben öyle düşünmüyorum ya. Atatürk'ün milliyetçiliği Fransız temelli milliyetçiliği. İki,
milliyetçilik ekolü vardır. Biri Fransız tipi milliyetçilik, biri Alman. Alman tipi milliyetçilik ırk bazlıdır. Folk derlerse. O folktan değilsen, o halktan değilsen Alman değilsin. Fransız versiyondaysan, sen Fransızca konuşuyorsan, Fransız vatandaşıysan, Fransa hizmet ediyorsan sen Fransız. Aynı bizim ne mutlu Türk'üm diyene gibi. Eğer ırkçı olsaydı ne mutlu Türk olana derdi. Değil mi? Dolayısıyla ben şey hiç katılmıyorum. Buradaki sorun şu. Ümmetçilikten ulusa geçiyorsun. Tabii ki topluma bir şey özgüveni vermek zorundasın. Sen ve diğerleri diye bir ayrım yapmak zorundasın. Belli bir ulus tarif edip buna mensup olmayanları da tanımlamak zorundasın. Bu noktada aynı dönemde faşist İtalya var. Yani bir noktadan sonra Nazi Almanya'sı gelecek. Hemen işte uzak doğuda monarko faşist Japonya var mesela. Onların ettiği laflara göre Atatürk çok hafif kalıyor. Tamamen işte o şey anayasal anlamdaki o Fransız ulus yapısını burada üretebilmek için söylenen şeyler. Bu Ki soruyu neden sordum? Bu soruyu neden sordum? Çünkü Yeniçerilerin nasıl Yeniçeri olduğu biliniyor ya. Nereden geldikleri, nasıl evet. Yeniçeri oldukları belli ya. Ve sen dedin ya o Yeniçeri Hoca lağv edildi. Onların kim olduğu belliydi ve biz onları lağv ettik mesela. Hani ondan sordum soruyu. Hani onlar anladın mı ne demek istediğimi? Anladım da o gelenek bitmedi ki. Ondan Ha. sonra gittin başka devşirme gruplarla iş yaptın yani. Hatta bazı Anladım. yerlerde Türklerin çıkarlarının tam karşısında belli işte farklı etnik gruplardan yobaz insanları başa getirdin yani. Dolayısıyla şey olmadı. O net bir hesaplaşma olmadı. Yeniçeri ocağının kaldırılması Yeniçerilikle hesaplaşmak aynı anda gelmedi. Bugün bile Türkiye Yeniçerilikle hesaplaşamamış durumda. Yani düşünsene Yeniçerilikle hesaplaşmış bir ülkede bu kadar dönek insanların sözüne güvenilir mi? Politikada herhangi bir yerde mesela. Ya Ya 10 çok olmaz. tane parti değiştirmiş adam var ya. Buna nasıl güvenebiliyorsun sen? Ben sana söyleyeyim. Yeniçeri mantığına güveniyorsun. Bana biat ediyor, bana hizmet ediyor. Tamam, şimdilik idare eder diyorsun. Kendi Yeniçerilerini yaratmış oluyorsun. Mesela birisi, ad söylemeyeceğim, örnek vermeyeceğim. A kişisine ana bacı küfrederken bugün A kişisine tapınacak düzeyde. Tamam mı? Şimdi buna normal bir ülkede böyle bir adama güvenmezler, almazlar. Siyasette barındırmazlar yani. Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da nerede olursa olsun siyasetin kurumsallaştığı hiçbir yerde bu adamı alan tanımazlar. Derler ki sen hayatının 20 yılını A kişisiyle mücadeleye geçirdin. Şimdi nasıl tam tersi oldu? Defol git buradan derler. Ama bu ülkede mümkün. Bu ülkede her şey olur bu kişi. Anladın mı? Demek istediğim şey bu. Abi O yüzden... ama sadece bu politik açıdan değil ki. Yani ben 40 yaşındayım. 40 yaşıma kadar 40 tane iş yerinde çalıştım. O dediğin karakterdeki adamlar ya müdür oluyor, ya ustabaşı oluyor, ya takım lideri oluyor. Mutlaka ki insanların başına bela alıyor. Belki biz o karakter insanları seviyoruz yani. Tabii, ama işte Ben hiç dediğim gibi. görmedim bak. 40 tane iş yeri değiştirdim belki bugüne kadar. Özellikle Bursa'da. Yani girip çıkmadığım matbaa, girip çıkmadığım fabrika kalmadı. Hani artık bir adamın ne olduğunu bir bakışta çözebiliyorum artık ama hani hiç böyle düzgün bir takım lideri, hakikaten böyle yerine hakkıyla gelmiş bir müdür ya da bir sorumlu görmedim. Hep sıkıntılı tiplerdi yani bu bahsettiğimiz tiplerdi ki biz o tipleri seviyoruz maalesef. Buradaki sorun şu abi, despotizm mirasıyla hesaplaşamamış olmamız. Despotizm nerede? Şöyle olur. En baştaki kişinin eğer bu yetkinlik ise etrafına bir sürü yeteneksiz ordusu toplar ve herhangi bir sorun yaptıkları zaman o yeteneksizleri görevden alır. Bilmiyorum sana birini hatırlattı mı? Ondan sonra Hatırlattım. ne olur yani? E işte suç bende değil ki. Bu yanlış yapmışlar. Dolayısıyla kimse şey yapmaz. O baştaki despotu sorgulamaz. Acaba o hata yapıyor mu falan demez. Dolayısıyla baştaki despot sürekli adam harcayarak etraftaki yeteneksizler ordusunu güncelleyip durur. Sistem böyle yürür. En şekilde basit izah edecekten. E bu topraklarda da Hititlerden biri durum bu. Yani Hititler gidiyor, Romalılar geliyor. Hani Doğu Roma geliyor aynı. Selçuklar, Osmanlılar derken Abdülhamit, Cumhuriyet Türkiye'si ve şu an içinde bulunmuş olduğumuz duruma girmiyorum. Genel olarak bu. Ben onunla hiçbir zaman hesaplaşıldığını düşünmüyorum. Cumhuriyet döneminde daha iyi. Onu da söyleyeyim. Yani bir dönem işte şey mesela bu iddiaçıların bir kısmı aslında Atatürk'ün güvendiği, tanıdığı, bildiği düşüncelerinden vazgeçmeyen adamlardı. Mesela şey gibi. Şu İzmir suikastında asılan kişinin adı doktor bir şey. Ziya Hurşit mi? Adını yok Zi Ziyaruş değil ya. Doktor bir şeydi. Unuttum. Ya o mesela çok şey kendi görüşlerinde durduğu için asıldı öldürüldü adam ya. Yani. Değil mi? Ama sonraki dönemde Atatürk'ün yanına dalkavuk olarak gelen insanlara baktığın zaman görüyorsun ne olduğunu. Yani o hesaplaşma yine tam anlamıyla yaşanmamış durumda. Bugün de yaşanmadı. Daha bizim yaşatmamız gerekecek ona büyük ihtimalle. Yeni bir siyasi dönemde belki de en hızlı ele alınması gereken konulardan biri siyasi dürüstlük olmalı ya. Bu başka bir şey. Ya bence yasal olarak yasaklaman lazım abi. Bir insan üçüncü partiye geçememesi lazım. Bir partiden diğerine geçtin tamam. Yanlış düşünmüyor olabilirsin. Fikir değiştirmiş olabilirsin. Üçüncü partiye daha geç mi arkadaş ya? Bu ne böyle ya?
Öyle bir şeyin olduğu bir ülkede 10 kere değiştiriyor bir de farklı. Tamam mı? Nasıl Dönelim güvensiz araçlar? dönelim abi şeye. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı dedin, oraya dönelim. Yeniçeri Ocağı lağvedildi dedik. Oradan devam edelim abi. Yoksa siyasete doğru giriyoruz. Evet, yine ben dediğim gibi o ulus kuruculukla alakalı olduğunu düşünüyorum Atatürk'ün bu tip görüşlerinin. Mahmut Esat Bozkurt'ta da var aynı tip yorumlar yani. Ama bu lafların söylendiği dönem itibariyle bakmak gerekiyor. Bir de ben iki ayrı şeyden bahsetmek istiyorum. Atatürk hiçbir zaman Sovyetler Birliği'ne çıkışıp da orada Türk ülkeleri bağımsız olacak lan, onları bana vereceksiniz falan demedi. Onlarla yaptığı anlaşmalarda ben Anadolu Türklüğünü baz alıyorum dedi. Ve buradan devam edeceğim. Onun ilgilendiği şey çünkü Anadolu'daki ulus devlet. Onun dışındaki Türklerle o şekilde ilgilenmiyor. Öyle bir davası yok. İkincisi, Nazi iktidarı zamanında Atatürk özellikle araya telefon şebekesi sokup toplama kampından insanları çıkartıp aldı. Irkçı bir adam olsaydı böyle bir şey yapar mıydı? Bu Yahudilerin hepsini getirdi burada. Hepsini işte diş hekimliği fakültesini kurdular. Hukuk fakültesini kurdular. Eczacılık fakültesini kurdular. Bütün modern Türk devletin temellerini o Yahudi göçmenler hatırasına baktım. Çok büyük bir borcumuz var onlara. Hiç hala ben farkında olduğumuzu falan düşünmüyorum bu muhabbette. Mesela o insanlar gitsin diye eylem yapanlardan biri de Nihal Atsız'dı mesela. Niye konuşulmuyor bu? Bir taraftan modern fakültelerin temelini atan bir grup var. Bir taraftan onların sadece Yahudi oldukları için defolup gitmelerini isteyen bir kafa yapısı var. Değil mi? Ben Atatürk'ün bu şeyde bu ikilemde eğer o dönemde şey yapsaydı Nihal Atsız tarafında olacağını sanmıyorum abi. Böyle söyleyeyim. Bence tamamen modern bir araçla bakardım. Modern bir perspektifle bakardım. Ve bu insanlardan mümkün olduğu en yüksek derecede verim almaya çalışırdım. Öyle bir Ya perspektif. baktığı zaman zaten Atatürk dediğin adam bir bilim adamı benim gözümde, her şeyi geçelim. Bir bilim adamı, bir akıl adamı. Dönelim şey abi, dediğim gibi bu onlar diye tetikçi ekibi vardı. Ya şeyin, Enver Paşa'nın. Fakat başına bela olan bir de Yakup Cemil'i vardı. Bu Yakup Cemil hakkında neler söyleyeceksin? Bir de şeyi sorayım sana. Delileri okuyan iki kişiden birisin yani. Şu an delileri dört kişi biliyor. Ben, Çizeri Faruk, Erişcan ve dördüncü kişi sensin. Delilerde de iddiatçılarla ilgili bir şeyler gördün mü abi? Abi ayrıntılı inceleme fırsatım çok fazla olmadı. Daha çok böyle yüzeysel olarak incelediğim için senin söylemen gerekiyor bana şu an. Tamam o zaman. Tamam, çıktıktan sonra konuşuruz o zaman. Bir iki tane karakterin kim olduğunu anlamışsındır diye düşündüm ama. Ben dediğim gibi yani o dönemde çok fazla fırsatım yoktu. Yüzeysel biçimde inceleyebildim. Derinlikli okuduktan sonra ama tekrar konuşalım. Tamam. Peki şey soracağım sana. Yakup Cemil sürekli Çerkezlerden seçiyor ya şeylerini, silahşörlerini. Mustafa Kemal neden Karadenizlilerden seçiyor abi? Ya şöyle bakmak gerekiyor. Bu aslında o imparatorluk geleneğinin yansıması. İmparatorluklar kendi askerlerini uzun süre yetiştirmediler. Bölgelerden aldılar. Mesela Osmanlı İmparatorluğu atıyorum hafif süvari birliklerini Türklerden alıyor. Ağır süvari birliklerini Ermenilerden alıyor mesela. Veya Moğol İmparatorluğu'na basın tam olarak aynı sistem. Hafif süvariler Türklerden işte Ermeniler ağır süvari, piyadeler Ruslardan oluşuyor ve İranlılardan oluşuyor. İşte kuşatma silahlarını yapan ekip Koreliler ve Çinlilerden oluşuyor. Sapancılar ve avcıları genellikle bu taygadaki Sibirya topluluklarından falan alıyorlar. Bu kadar kozmopolit bir sistem. Yani bir insan neyi çok iyi biliyorsa o adamı orada kullanıyorlar. O yüzden Kerbaç. Çerkezler çok savaşçı bir toplum olduğu için onlar Kafkasya'dan buraya geldiklerinde de hala bugün orduda da hala Çerkezlerin ağırlığı var bu anlamda. Hulusi Akar Çerkez mesela bildiğim kadarıyla. Hala şey ordunun büyük bir mensupları bu topluluklardan oluşuyor. Mesela sadece öyle değil Arnavutlar var. Arnavut silahşörler var Abdülhamit'in korumalarını yapan. İşte Atatürk'ün Karadenizler muhabbetini bilmiyordum ben bu arada. Ama olabilir, güvenirim. Karadeniz'de çünkü çok eskiden beri, yani ta Pontus Rumlarından beri, Trabzon İmparatorluğundan beri bir silah taşıma geleneği var. O dönemde oraya giden şeyler, Katolik rahipler var, Trabzon'u anlatan falan. Onlar mesela şey diyorlar, dehşete düştük diyor. Yani sokaktan geçen herkesin silahı var diyor adam. Nasıl bir ülke lan burası falan diyor Trabzon İmparatorluğu. Öyle ilginç bir şey vardı. 1600'lerdeki anılarda da hep şey var. Karadeniz'de özellikle ama şey bu Doğu Karadeniz bölgesinde bir silah kültü olduğu kesin yani. Orada dokunulmadan kalmış. Bir bahadırlık şeyi var. Bugün bile etkisini sürdürüyor aslında baktığınız zaman. Atatürk de onları gördü. Araştırmacı bir adam zaten. Abi peki biliyorsun bir devlet kurulma olayı var Bulgaristan tarafında. Gene bizim iddiatçılar Evet. kuruyor. O Batı konu Trakya hakkında Türkiye'de.
Biraz bilgi alabilir miyiz senden? Yani dediğim gibi abi ben uzmanı değilim işlerin. Sadece yaptığım okumalara göre konuşuyorum. Fakat Türkiye'de yani Türk Cumhuriyeti kurulmadan önce iki ayrı cumhuriyet kurdu iktisatçılar zaten. Bir tanesi Batı Trakya Türk Cumhuriyeti. İkincisi Kars Şuralar Cumhuriyeti. Onu hiç bilmezler genel olarak. Orada zaten kafada bunların yapmak istedikleri şey cumhuriyet oldu var. Çok önceden bak daha şey yok Osmanlı İmparatorluğu devam ediyor. Bunlar hilafeti bile lağvetmemişler. Etmemişler. Her şey devam ederken orada cumhuriyet kuruyor. Yani aslında inançlarını yitirdikleri sisteme çok belli. Bu anlamda bir devrimci sıçrama yaşanmış zaten bilinçlerde. Onu idare ediyorlar. O bölgede de. Ya benim anne tarafım da mesela Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin komitacılarının elinden geliyor baktığın zaman. Yani Selanik, Manastır bölgesindeki komitacılardan geliyor. Ama o yapı tutunamadı orada. Çeşitli sebeplerle. Tutunabilir miydi? Evet. Ama olmadı. Daha fazla diyebileceğim çok bir şey. Orada elde ettikleri silahlı güçleri de İşte bu şeye karşı savaşırken falan kullandılar. Bu Tek Adam serisinde çok iyi bir şekilde işliyor onlar Şevket Süreyya Aydın'ın. Balkanlarda savaşan bütün Türk komitacılarını Kazım Karabekir zamanında Doğu Anadolu bölgesinde Ermenileri karşı savaştırmak için kullandılar. Şeyde de kısmen ondan bahsediyor Ahmet Ümit mesela Evi Daha Güzel Vatanım kitabında. Bu Ermeni olaylarıyla ilgili dönemde falan şeyi görüyorsun nasıl bir karşı karşıya gelme durumu olduğunu. Çünkü bu tarafta hani Yunanlılar tarafından evinden kovulan ve kin dolu insanlar var. Karşı tarafta Hristiyan bir direniş grubu olarak görüyorlar Ermenileri de. Karşı karşıya geldikleri zaman çok problemli olaylar oluyor tabii. Tabii işin O böyle zaman trajik bir kısmı da. Enver Paşa'mız başa geçti. Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Ve Birinci Dünya Savaşı'na devam edelim. Bir yandan Çanakkale, bir yandan Galicia, Filistin, Yemen savaşıyoruz. Sonra abi neler oluyor da bu iddiatçılar bitiyor? Ya bir kere savaş kaybedildi. İddiatçı kadroların büyük bir çoğunluğu Malta'ya sürgün edildiler, tutuklanıp. Ondan sonra kaçtı zaten geri kalan ekip. Bunu söylememiz gerekiyor yani. Tamam Talat Paşa ve Talat Paşa Almanya'ya gitti elinden gelen yardımı yaptı Kurtuluş Savaşı'nı açıkça söyledi. Artık sahnede Kemal Paşa var. Bizim arka planda kalmamız lazım. Yapacak bir şey yok falan dedi ama mesela Enver dinlemedi. Gürcistan'a kadar geldi biliyorsun. Eğer Dumlupınar'da bir başarı olmasaydı belki de o bölgeden girip liderliği ele geçirmeye çalışacaktı. Böyle bir hani kardeş kavgası çıkacaktı Kurtuluş Savaşı'nın içinde. Diğer kadrolara baktığın zaman yarısının tetikte olduğunu, her an iktidara uzanmaya çalışacaklarını, yarısının da aslında yok artık Kemal Paşa doğru yapıyor, biz onun hizmetine girelim diyen bir ekip olduğunu biliyorsun. Ama burada hep klasik bir kural vardır. Devrimlerde her zaman merkez bir dağılır, yeniden toparlanır. Şimdi o yeniden toparlanan ekip çok dar bir zümreye toplar yetkiyi. Geri kalan kısmı tasfiye eder. Türk devrimde de aynısı oldu. Ya bu iddiaçların hepsi modern laik cumhuriyeti tamamıyla kabul eden insanlardan oluşmuyorlardı. Bir kısmı çok kariyerist hesaplarla gelmişlerdi. Amerikan mandacıları bile var mesela. Nadir de olsa aralarında. Atatürk'ün manda ve himaye kabul edilemez lafı öyle mecliste öylesine söylenmiş bir laf değil. Gerçekten Amerikan mandası isteyen gruplar var. Peki bunu çok art niyetli mi istiyorlar? Hayır, şöyle düşünüyorlar. Ulan İngilizler, Fransızlar geleceğine Amerikalılar da denizin öte tarafından buraya gelemez. Biz Amerikan mandasına geçiyoruz diyelim. Zaten bağımsız oluruz Amerika'da. Bize finansal destek verir falan diye düşünüyorlar. Aralarında Halide Edip falan da var bunların bildiğim kadarıyla. Adnan adı var. Yanlış ama Atatürk orada başka bir çıkış yapıyor tabii. Ve orada şeyi görüyorsunuz. Artık beraber devam edilebilecek ve edilmeyecek bir iki grup oluşmuş durumda. Yani bu şeyde de vardı. Fransız devrimde Jacobenler ve Girondenler olarak var. Girondenler mesela kralın öldürülmesini istemiyorlardı. Sadece meşruti monarşinin gelmesini istiyorlardı. Ama oranın Atatürk'ü olan Robespierre dedi ki olmaz böyle şey. Kral sadece kral olduğu için suçludur. Halk düşmanıdır ve hesap verecek. Öldürdü onu. 1793'te Fransız Cumhuriyeti kuruldu böyle. Normalde Cumhuriyet kurulmasına gitmeyecekti o. Robespierre tamamen kendi iradesiyle baskı yaptığı için, oradaki o konvansiyonu devraldığı için Jacobenler, kralı idam ettiler ve hatta Girondenleri de idam ettiler. Yani kendilerine göre sadece daha geri bir pozisyonda olan bir başka bir grup devrimci. Şimdi Atatürk de aynısı oldu. Baktı önünde bir engel var iktidarçılardan oluşan. İzmir suikastı doğruydu yanlıştı. O kısım biraz tartışmalı. Ahmet Ümit de zaten kitapta bunun tartışmalı olduğunu vurguluyor. Bir şekilde siyasi bir manevrayla tasfiye edildi bunlar bir günde. Ve bir daha da tekrar doğrulamadılar. Durum bu. Bu böyle olur ama her devrimde böyle olur. Tek bir örnek daha vereyim. Bolşevik devriminde de Troçki'yi böyle tasvir ettiler. Bana kalırsa Troçki o devrimin mimarıdır zaten. Devrimi yapan askeri komitenin başında Troçki vardı. Lenin sonradan geldi ya.
Moskova'ya. O sırada Finlandiya'da zaten bildiğim kadarıyla. Stalin de uzaktaydı merkeze. Ama ne oldu sonra? Lenin yönetime doğrudan geçti. Stalin de Trotski'yi tasvip etti. Öldürdü hatta adam Meksika'da. Kafasına buz baltası vurdurarak. Böyle olur devrimlerde ama. Bu normaldir. Onu demeye çalışıyorum. Bunun üstüne ağır Devrim çakarak kendi vay yurtlarını yer. be. Demenin çok bir anlamı yok bence. Devrim kendi evlatlarını yer diye Atatürk'ün bile bir sözü var. Bu çok eski bir laf zaten. Ta Fransız devrimi Napolyon döneminde söylenen bir şey de çok doğru, bu bir yasadır ya. Sonuçta düşünsene. Merkezi yıkmışsın abi. Sen arkaik bir rejimi yıkıyorsun ve yerine gelebilecek 10 kişilik yer var. Ya 10 kişilik de henüz yetiyor bütün merkezi aslında etmeye. Buraya göz diken 4.000 kişi var. Ne yapacağız şimdi? 3.990'ı gidiyor arada. Öyle oluyor yani tam olarak. Bütün sistemlerde böyle işliyor. Ben aklımdakileri soruyorum sana. Ve çok keyifli bir sohbet oluyor gene Bartu. Ben hep şey derim. Bilmiyorum sen buna katılacak mısın? Mustafa Kemal beyindir. Enver Paşa ise kalptir. Mustafa Kemal aklıyla yönetir. Enver ise kalbiyle yönetir. O yüzden zaten bir mitralyüzün üstüne elinde yalın kılıçla gitmiştir Enver.